ay tutulması. Son birkaç haftadır aya bakıyorsanız, her gün biraz daha farklı göründüğünü fark etmişsinizdir. Ayın gölgesi, yörünge üzerindeki konumuna bağlı olarak değişir. Bu döngüye, ayın evreleri adını veriyoruz. Ayın her evresi yaklaşık bir ay sürer. Fakat yılda en az iki kez çok farklı bir şey olur. Ay, dünyanın gölgesinden geçer ve bu sırada çok farklı bir görüntüye bürünür. Dünyadan bakıldığında ayın rengi koyulaşarak koyu kırmızıya dönüşür. Sonra eski haline geri gelir. Buna ay tutulması denir. Bir ay tutulmasını uzaydan izleyecek olursak böyle bir şey görürüz. Öncelikle ay yarı gölgeden geçer. Bu bölgede güneş ışınları kısmen engellenmiştir. O yüzden ay hafif kararır. Fakat yoluna devam eder ve gölgeye girer. Burada güneşten doğrudan gelen tüm ışınlar kesilmiştir. Peki madem güneş ışınları kesildi, ay niye kızıla bürünüyor? Dünyaya teğet geçen güneş ışınları uzun ve derin atmosfer tabakasını kat eder. Güneş ışığını oluşturan kısa dalga boyu ışınlar, mesela mavi, atmosferden saçılır. Dolayısıyla ışık aya ulaştığında geriye sadece kırmızı gibi uzun dalga boylu ışınlar kalır. Aynı şey, dünyada gün batımı sırasında gün yerini ağır ağır geceye bırakırken gerçekleşir. Tutulma bittiğinde ay gölgeden çıkar, normal rengine döner, sonra da yarı gölgeyi terk eder. Tekrar aydınlanır ve döngüsüne kaldığı yerden devam eder. Tüm bu süreç birkaç dakikayla birkaç saat sürer. Yani görmek istiyorsanız elinizi çabuk tutmalısınız. Ama bunun için uykusuz kalmayı da göze almanız gerekebilir. Çok sık olan bir şey değil. O yüzden bir kerelik uykunuzdan feragat ediverin.